Arkadaşlar, 14 Eylül 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bakın, şu solumdaki şeyi görüyor musunuz? Bir kasap ve manav. İsmini şimdi Ayat diye değiştirmiş. Sanırım Afganistanlı veya Pakistanlı. Ayat. Yani ayet. Şimdi bir tarihte bir şeyi vardı, böyle levhası vardı. Yani nasıl söyleyeyim? Yoruldum bu arada ya. Şu karşıya geçeyim, devam edeyim. Evet. Karşıya geçiyoruz. Yaya geçidinden. Arkadaşlar, kasap elinde bıçak, kocaman şeyin, dükkanın üzeri yani boydan boya o tahta pano, elinde şöyle bir bıçakla kendi resmi reklamını yapıyor panoda. Çok dikkatimi çekti. Hiç ben Türkiye'de bir kasap görmedim. Mesela bakın şu anda şöyle gidelim. Gördünüz mü? Sağımda. Yine tersten geliyor ışık. Hayat diye yazıyor. Dikkatimi çekti. Işık ters ya. Hemen fotoğrafını çektim. Şeyde paylaştım. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Son aradan bir süre geçti. Yine yolum düştü buraya. Baktım, kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Bir arkadaşa söyledim, dedim böyle böyle ya dedim. Yani demek ki dediğim 2013 yani. 7, 8, 9 sene önce paylaşmıştım. Kaldırmışlar. Ama şaşırmıştım yani. İngiltere gibi bir yerde, Londra'da ki bıçaklama olaylarının çok olduğu bir yer. Düşünebiliyor musunuz? Sağımda görebiliyorsunuzdur belki. Senede 3000, Allah korusun, 3000'in üzerinde, 3300 genç insan birbirini bıçaklıyor burada. Korkunç. Ona rağmen bir dükkanın, bir kasap dükkanının böyle bıçakla böyle şey yapması, show off, göstermesi böyle çok tuhafıma gitti. Nasıl buna engel olmuyorlar dedim yani. Adam şey yapıyor, yine bir bıçağın da reklamını yapıyor. Hiç Türkiye'de rastladınız mı? Bir kasap elinde bıçakla bir fotoğrafı dükkanın üzerine koymuş. Neyse. Şey yaptılar. Kaldırdılar. Çok çok şaşırmıştım.